Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS Tarih dersinin sınav provasını yapmaya devam ediyoruz. Hemen hiç vakit kaybetmeden ne yapalım? İlk sorumuza başlamış olalım sınav provamıza. Ne diyor sorumuz? Asyahun Devleti'nin yıkılmasından sonra Afganistan'ın kuzeyine yerleşen ve kaynaklarda Haytal, Heptal, Eftalit olarak da geçen Türk asıllı devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk sorumuzu bu sorumuzun doğru cevabı nedir akunlardır arkadaşlar akunların Afganistan'ın kuzeyinde kurulduğunu lütfen unutmayınız ve özellikle eftalit olarak adlandırıldığında unutmayınız ekstra olarak haytal ve heptal olarak da adlandırılıyor akunlar geldik ikinci sorumuza İlk Türk devletlerinde cenaze törenlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk e, cenaze törenlerinde arkadaşlar hatırlayınız Yu adı veriliyordu e, ilk Türk devletlerinde. Cevabımız aşık şıkkı oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Türk İslam devletlerinde Taşra teşkilatı içerisinde yer alan eyaletlerin başında bulunan askeri valiye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk bu sefer. Biz bu askeri valiye arkadaşlar Şihne adını e, veriyoruz. Burada cevabımız A olmuş oldu. Diğer şıklarımızı açıklayalım. Amil neydi? Amil, e, eyaletlerde vergi tahsilatından sorumlu kişiydi. E, Alemdar neydi? E, Alemdar ise e, bayrak ve sancaklardan görevli kişiydi. E, serleşker neydi? Serleşker ise arkadaşlar, e, taşla da güvenliğin sağlanmasından sorumludur. Askeri komutan olarak da bilinir. Amit neydi? Amit ise Eyaletlerin idaresinden sorumlu sivil valiye verilen isimdi. Burada cevabımız A şıkkı. Askeri vali şık nedir değerli arkadaşlar? Geldik dörde. Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk bakır parası aşağıdaki hükümdarların hangisi döneminde basılmıştır? Diye sorumuzu yönelttik bu sefer de. İlk bakır para unutmayınız. Birinci Mesut döneminde ne yapılmıştır? Türkiye Selçuklu Devleti'nde basılmış oldu. Cevabımız aşık oldu. Ve bu dönemde birinci mesut döneminde unutmayınız. Türkiye ibaresi Türkiye ibaresi Anadolu için ilk kez kullanıldı. Kimin dönemindeymiş? Birinci mesut döneminde. Türkiye ibaresi ibaresi kullanıldı. Ve birinci mesut döneminde arkadaşlar ayrıca 2. ikinci, kılı, ikinci haçlı seferi. İkinci Ayç Seferi'nin yaşandığını da unutmayalım. Birinci Haçlı Seferi, birinci Kılıç Aslan, 2. Haçlı Seferi 1. Mesut, 3. Haçlı Seferi ise 2. Kılıç Arslan döneminde olmuştu atılayınız. Geldik 5'e. 14. yüzyılda Anadolu'da kurulmuş olan beylikler ve merkezleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? E, diye sorduk. E, Dulkadiroğulları Maraş doğru, e, Ramazanoğulları Adana'da, Eretna Devleti Sivas Kayseri, Kadı Burhanettin Yeni Sivas Kayseri civarında, Ak koyunlar arkadaşlar Erzurum Musul değil. Ee, e, burada Erzurum Musul civarına kurulan kimdir? Kara Koyunlu e, devletidir. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geldik 6'ya. Osmanlı Devleti hükümdarı 1. Murat döneminde yaşanan gelişmeler arasında hangisi bulunmaz e, diye sorumuzu yönelttik. E, Sağzıdere sazlıdere savaşı, Sırp Sındığı, 1. Kosova, Ploşnik, bozgunu bunların dördü 1. Murat döneminde yaşanmıştır ama Varna Savaşı arkadaşlar 2. Murat döneminde yaşanmış bir savaştır. Geldik 7. sorumuza. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Sadrazam olamayınca Mısır'a valiliğini isteyen ve burada güçlenerek Osmanlı devletinden bağımsız hareket etme eğilimi gösteren ve bu sebeple görevden alınan hain lakabına sahip isyancı Aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E, hain lakabına sahip isyancı arkadaşlar. Kanuni döneminde Ahmet Paşa'dır. Hain Ahmet Paşa olarak e, tarihe geçmiştir kendisi. Geldik 8'e. Osmanlı Devleti'nde 6 bölük halkı bünyesinde yer alan sağ ve sol ulufecilerin görevi hangisidir? E, bakıldığı zaman arkadaşlar e, sağ sol ulufecilerle garipleri karıştırıyorsunuz genelde. Ulu fedenince sanki akla hemen para geliyor. Burada para gelmesin aklınıza. Ee, sağ sol ulu fecilerin görevi arkadaşlar saltanat sancaklarını koruyor bunlar. Osmanlı'da saltanat sancaklarını kor koruyor. Ordu ağırlıklarını hazineyi koruyan ise gariplerdir. Garipler arkadaşlar e, ağırlıkları ve hazineyi ne yapıyormuş koruyormuş. Bu ikisini lütfen karıştırmayınız. Geldik 9'a. Osmanlı Devleti'nde asker alma işlemlerini bir düzene koymak amacıyla 1846 yılında hangi kanun çıkarılmıştır? Zor soru biliyorum ama en azından kulak aşinalığımız olsun. ÖSYM böyle zor soruları 2-3 tane mutlaka soruyor. Belki bunu soracak arkadaşlar bilemeyiz. MEB'in kitabında yer alıyor bu arada arkadaşlar. MEB'in dışına çıkmıyoruz. O yüzden bilmek gerekiyor. Asker alma işlemlerini bir düzene koymak amacıyla 1846 tarihinde Osmanlı Devleti Kura Kanunu'nu ne yapmış çıkarmıştır? Cevap değişikliği Kura oldu. Geldik ona. Osmanlı Devleti ülkedeki iktisadi dengeleri sarsmanın mali sorunlara sebep olacağı düşüncesiyle hangi politikayı benimsemiştir? Osmanlı hangi politikayı benimsiyor bu noktada? Gelenekçiliği benimsiyor arkadaşlar bakıldığı zaman ülkedeki iktisadi dengeleri sarsmanın mali sorunlara sebep olacağı düşüncesiyle ne yapmıştır? Gelenekçilik politikasını benimsemiştir Osmanlı. Geldik 11'e. Balkan sorunlarının çözülmesi için İstanbul Tersane Konferansı toplanmış, toplantıya düvelli muazzama denilen temsilciler katılmıştır. Düvelli muazzama devletler arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Düveli muazzama devletler arasında yine bin kitabında yer alan muazzam bir bilgidir. Düveli muazzamayı duymamışsanız bu soruyu yapamazsınız arkadaşlar. Önemli bir soru bence. İngilizler, Fransızlar, biz varız Osmanlı Devleti, Almanya var ama düveli muazzama devletleri arasında İspanya bulunmamaktadır arkadaşlar. O yüzden cevap değişik oldu. Balkan sorunlarının çözülmesi için İstanbul Tersane Konferans toplanmıştır. Osmanlı Devleti İstanbul Tersane Konferansı'nın toplandığı gün hangisini ilan etmiştir? Yine çok güzel bir soru. Arkadaşlar Osmanlı İstanbul Tersane Konferansı'nın toplandığı gün kanuni esası ne yapmıştır? İlan ee, ilan etmiştir arkadaşlar. Önemli bir soru yine 1876 tarihinde. Geldik 13'e. Avrupalıların Blue Mosque yani Mavi Cami olarak adlandırdıkları Mimar Sedefker Mehmet A tarafından yapılan Sultanahmet Camii hangi padişah döneminde yaptırılmıştır diye sorduk. Sultanahmet Camii arkadaşlar biliyorsunuz ki 1. Ahmet döneminde yaptırılmıştır. Avrupalılar bu camiye Blue Mosque yani Mavi Cami adını vermiştir. Mimar Sedefker Mehmet A tarafından yaptırıldığını unutmayalım ve Osmanlı'nın ilk 6 minareli İlk altı minareli camistir ve 1. Ahmet döneminde yaptırılmıştır bu cami. Osman Devleti'ne ilk geçici elçilik hangi yere açılmıştır? Bu soru arkadaşlar bakıldığı zaman akademik kaynak bazında incelememiz gerekiyor. Ve açık öğretim fakültesi, ayüf kitabı, profesörlerin yazmış olduğu kitaptır, akademik kitaptır. Ee, orada diyor ki... Normalde biz ne diye öğrenmiştik? İlk geçici elçiliği Paris diye öğrenmiştik. Ama... E, AÖF dediğimiz bu kitapta... Ve akademik makalelerde... E, Paris'ten bir yıl önce... ilk geçici elçiliğin açıldığını belirtiyor. Peki nereye açıldı hocam? Arkadaşlar Viyana'ya açılmıştır. Unutmayın. Viyana'ya e, açıldı ilk geçici elçilik. ÖSYM'e... Baktığımız zaman... Ee, bir tane Haliçli sorusu vardı. Ee, ön lisanslı olması lazım. Böyle bir soruyu sormuştu. Geçen sene değil, ondan önceki sene e, böyle bir soru sormuştu diye hatırlıyorum ben. Ee, orada e, Meb'in kitabında bu bilgi Haliçli kıyı tipi yoktur dese de ÖSM akademik kaynaklarda Haliçli kıyı tipi görülür dediği için Soru da o şekilde çıktı ve Haliç'te Kıyı tipi görülür dedi ÖSYM Yani ÖSYM sınavları e, akademisyenler arzuladığı için arkadaşlar BİB'in kitabına bakar mı? Bakar. Ama e, akademik bir bilgi varsa o bilgiyi de çok güzel kullanır ÖSYM O yüzden e, bu soruyu e, Viyan olarak kabul edeceğiz. Geldik 15'e. Batı tarzda. Pardon. Batılı tarzda. Fransa örnek alarak alınarak oluşturulan Nizam-ı Cedid ordusu hangi dönemde kurulmuştur diye sorduk. Nizam-ı Cedid ordusu arkadaşlar hatırlayınız 3. Selim döneminde oluşturulmuş bir ordudur. Fransa örnek alınmıştır. Şöyle de bir durum var. Biz Fransa'dan örnek alıyoruz ve bu orduyla Fransa yeniyoruz. Çok değişik bir durum gerçekten. Nizam-ı Cedid ordusu önemli. E, biliyorsunuz ki yeni karşı çıkıyor arkadaşlar. Bütün yeniliklere e, mecbur Nizam Cedid ordusu da dağı, dağıtılacaktır daha sonra. Nizam Cedid ordusunun giderlerini e, için ise iradı Cedid hazinesi kuruluyordu hatırlayınız. 3. Selim döneminde oluşturuluyor bunlar. Geldik 16'ya. Dünyadaki bütün Türkleri tek bir bayrak altına toplama düşüncesine verilen isim nedir diye sorduk. E, özellikle iddia terakki partisinin bir ürküstür bu. Dünyadaki bütün Türkleri tek bir bayrak altında toplama düşüncesi neydi? Turancılık diyorduk biz buna. Eee Turancılık deyince aklımıza hemen Kafkas cephesi gelsin arkadaşlar. Enver Paşa biliyorsunuz ki Orta Asya Türkleriyle ne yapmak istedi? Arkadaşlar birleşmek istedi. Geldik 17'ye. Birazcık geri alalım şöyle. Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa sokmak istemesinin nedenleri arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Bakıldığı zaman bakıldığı zaman arkadaşlar yeni cepheler açılacak değil mi? Savaş yükü hafifleyecek Almanya'nın. Yani bütün yük Almanya'da Osmanlı savaşa girerse ne yapar? Yeni cepheler açılır ve Almanya'nın savaş yükü hafifler. Bu var. Halifeliğin Müslümanlar üzerindeki nüfuzundan yaralanmak ki bu dönemde Arkadaşlar her ne kadar bundan yararlanmak istese de e, Müslümanlar biliyorsunuz ki 3'te e, ikisi İngilizlerin ya da Fransızların genel olarak itiraf devletlerinin sömürgesi altında olduğu için e, bu nüfuzdan fazla yararlanamadık. Yararlanamadı yani her iki tarafta hem Almanya hem biz. Bu da var gençler arkadaşlar. İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek istiyoruz ee, bu durumla birlikte. Osmanlı'nın ham madde ve insan gücünden nüfus önemli arkadaşlar. Bakıldığı zaman nüfus önemli. Ee, çok insan ne demek arkadaşlar? E, savaş noktasında sizin elinizi ne yapar? Kuvvetlendirir çok insan demek. E, o yüzden bu dört neden de vardır ama Osmanlı'ya duyulan hayranlık gibi bir durum söz konusu değil. Tam tersi biz bu dönemde. ...Almanya'ya hayranlık duyuyoruz. Cevap E şıkkı. Olmuş oldu. Geldik 18'e. Yukarıda özellikleri verilen bu maddeler... ...hangisine geçmiştir? ...diye sorduk. Bakıldığı zaman... ...galip devletler mağlup devletlerden toprak... ...ya da savaş tazminatı almayacak. Devletler arası barışı sağlamak amacıyla... ...cemiyeti akvam kurulacak. Bunların hepsi biliyorsunuz ki... ...Wilson ilkelerinde geçmişti. Arkadaşlar... Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Geldik 19'a. ÖSYM'nin sıklıkla sorduğu üst üste hatta lisansa iki kere sormuştu. Ön lisansa ben bekliyorum bu soruyu. Nedir sorumuz? sine millete dönmek. Ne demek? Görev ve yetkilerinden vazgeçerek sıradan bir vatandaş olarak halkın içine dönmek, milletin bir ferdi olarak mücadeleye devam etmek anlamına gelmektedir. Buna göre Mustafa Kemal sine millete hangi gelişmeden sonra bakın bu ibare çok önemli. Hangi gelişmeden sonra dönmüştür? Arkadaşlar biliyorsunuz ki sine millete Amasya genelgesinden sonra Erzurum kongresinden önce. ÖSM e bu ibareyi sık sık kullanıyor. Dikkat! Hangisinden önce, hangisinden sonra? Bakın bu ibareyi lütfen dikkat. Arkadaşlar cevabımız A şıkkı. Olmuş oldu. Geldik 20. sorumuza. Sevr Anlaşması'nın kendilerine tanıdığı haklardan vazgeçen ilk devlet. Hangisidir? ilk vazgeçen arkadaşlar kimdir? Sevr Anlaşması'nda Ermenistan'a haklar tanınmıştı. Bu haktan ilk vazgeçen de yine Ermenistan olacaktır. Geldik 21'e. Sadabat Paktı hangi ülkede imzalanmıştır? Sadabat Paktı arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Tahran'da imzalanmıştı. Peki Tahran hangi ülkede? Mesela böyle sormaz. Tahran'ı sormaz. Belki ülkeyi sorar diye ben ülkeyi de yazdım. İran'da arkadaşlar Tahran. E, cevabımız değişik oldu. Geldik 22'ye. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasından sonra Türk-Yunan ilişkilerinde belirleyici olan ana sorunlar arasında hangisi ya da hangileri yer almaktadır diye sorduk. E, Türk-Yunan ilişkilerinde belir belirleyici olan ana sorunlar nelerdi? Bir, bu dönemde nüfus mübadelesi söz konusu. İki, patrikhane e, meselesi söz konusudur Lozan'dan sonra ama Kıbrıs sorunu Demokrat Parti zamanında çıkıyor arkadaşlar. E, yani çok sonra çıkacaktır. 1954 yanında çıkacak. 59 yılında biliyorsunuz ki Zürih anlaşması imzalanacak Londra ve Zürih anlaşmaları. Bunlar Lozan'dan kalan sorun değildir. O yüzden yer alanı soruya cevap 1 ve 2 oldu. Geldik 23'e. Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra ikinci Cumhurbaşkanı seçilen devlet adamı hangisidir? Kolay soru arkadaşlar. İsmet İnönü. Biliyorsunuz ki ikinci Cumhurbaşkanımızdır. Üçüncü Celal Bayar'dı. Arkadaşlar bunu da unutmayalım. Geldik 24'e. 1 Aralık 1925 yılında Locarno Anlaşması'nı imzalayan devletler arasında hangisi yoktur? Locarno Anlaşması'nı imzalayanlar arasında bir, Almanya, İngiltere, Fransa. Bunlar var mı arkadaşlar? Var. İtalya? Var. Kim yok? Biz yokuz. Arkadaşlar unutmayın. Türkiye Locarno Anlaşması'nda yoktur. Geldik 25'e. İkinci Dünya Savaşı öncesi serbest şehir statüsünde olan Fiume bölgesini sınırlarına dahil eden, Korfu Adası'nı işgal eden ve artan nüfusuna yeni yaşam alanları bulmak için Habeşistan'ı işgal eden devlet kimdir? Arkadaşlar Habeşistan'ı İtalyanlar biliyorsunuz ki işgal etmiştir. İkinci Dünya Savaşı öncesi. Geldik 26'ya. İkinci Dünya Savaşı. Savaşından galip çıkan Amerika ve Rusya ile bu devletlerin etki alanına girmiş devletler arasında yaşanan anlaşmazlık ve çatışmanın silahsız mücadele ile sürdürülmesi dönemine verilen ad hangisidir diye sorduk. Bu dönemi biz unutmayınız soğuk savaş dönemi diyoruz. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ile Rusya arasında meydana gelen ve özellikle yaşanan anlaşmazlıklar var. Bu dönemde çatışmalar var, silahsız mücadele var. Bu dönemde o yüzden Soğuk Savaş denmiş. Zaten e, herhangi bir silahlı mücadele yok iki devlet arasında. Geldik son soruya. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği ulusal bağımsızlık savaşı sömürülen ve vesayet altına sokulan devletlere örnek olmuştur. Türkiye'den etkilenip bağımsızlık mücadelesine giren ülke ile lideri eşleştirmeden hangisi yanlıştır? Güzel bir soru arkadaşlar bakıldığı zaman Tunus, Habib Bourguiba var mı? Var. Doğru mu? Doğru. Endonezya'da Sukarno, Hindistan'da Gandhi, Pakistan'da Muhammed Ali Cinnah söz konusudur. Ama Amanullah Han arkadaşlar Afganistan'dadır. Afganistan, Afganistan'ın lideridir. Mısır'ın değil. O yüzden cevap E şıkkı olmuş oldu. Evet bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber yine Sınav provamızı yapmış olduk. Umarım sizlere fayda sağlamıştır. Bir sonraki sınav provamıza görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.